Ah severim ben senin yakışıklılığını, güzelliğini. Çok güzel bir duygu tabii ki. İlk lise yıllarındaydı bu Mehdi ile ilgili. Merak ettim Mehdi'yi. O Pamuk yayınlanan kitapta okudum. Mehdi'nin dedi sırtında ben vardır diyor. Öylesine bir ara aynada baktım. Aa, baktım kalbimin üstünde bir ben var kocaman. Acayip hoşuma gitmişti. Benzerlik yönünde. Sonra yıllar içinde baktım. Yani bütün alametler benziyor. Hayret ettim ya. Onun nedeni genetikten kaynaklanıyor. Yani seyitlerde bu oluyor. Seyitlerin hemen hemen çoğunda vardır sırtında ben. Mesela Abdülkadir Geylani'nin de sırtında var ben. Yani ta Hazreti İbrahim'den geliyor. Genetik kod. Değişmiyor yani. Benzemek tabi Mehdilik iddiası için yeterli değil. Hazreti Ali'nin oğullarından mesela o şeyden olan değil yani peygamberimizin kızından olan değil de öbür hanımından olan evlatlarda Mehdi'ye benzerlik tam. Diyorlar ki yani sen kesin Mehdi'sin diyorlar. Yani bütün alametler sende. Yok diyor, benden çok sonra gelecek, bizden çok sonra. Ayrı zamanda gelecek diyor. Ama benzerliği doğruluyor, kabul ediyor. Doğru diyor ama ben değilim diyor. Benden sonra geliyor. Benzerlik olması açısından işte delildir bu. Evet. Evet. Mesela yeşil gözlü. Hazreti Ali de yeşil gözlü. Mehdi yeşil gözlü. Şaşırtıcı. Mesela geniş vücutlu diyor. Hakikaten benim vücudum dikkat çekecek geniştir. Evet. Mesela uylukları geniş. Hakikaten benim uyluklarım da geniş. Omuzum, yani bütün boydan boya genişim. Karnı geniş diyor. Mesela benim karnım da geniş hakikaten. Uylukların arası açık diyor. İleri yaşlarda ama genç insan görünümü diyor. Hakikaten benim dikkat çeken bir yönüm bu. Evet. Alnı açık ve geniştir diyor. Doğru. Burnu güzel ve ince ve küçük. Gözleri çekik, hafif, kaşları kavisli. İki kaş arasında bir çukur vardır diyor. Yani tek bir çizgi. Yanağında inci yandıran bir ben vardır yani et beni. Cildi parlaktır. Cildi rengi kırmızıyla karışık beyazdır. Saçı siyahtır, sıktır, güzel saçlıdır. Sakalı hafif olup sakalı yanlarda az, yan kısımlardan az ince, kevseç. Aşağı tarafı ise düzeltilmiş, meczum, cezmedilmiştir. Güzel simalı biridir. Omuzunda nübüvvet mührü vardır. Göğsünde yaprak şeklinde bir ben vardır diyor. Ben mesela göğsümdeki benlikten şüphelendim. Acaba dedim yani bir ciltte kanser gibi bir şey olabilir. Doktora gittim. Yok dedi, normal bu cilt lekesi dedi. Yani çocukluğundan kalma bir leke dedi. Çünkü sağ göğsümü olduğu gibi kaplamış. Yani yaprak büyüklüğünde hakikaten. Yürürken uylukları açık ve birbirinden uzak olur, bacakları birbirinden ayrıktır diyor, uylukları açık. Yavaş ve ağır konuştuğu zaman sağ elini sol dizine vurur diyor. Bedeni ve sesi güçlü olacak, aynı zamanda sözleri konuşmalarıyla dünya çapında büyük bir etki uyandıracaktır diyor Peygamberimiz. Saçlarının dalgalı olduğu söyleniyor, hafif. Yani mesela orta boyludur diyor. Yani hemen hemen bunun hemen hemen de tamamı uyuyor. Evet. Ama bak Hazreti Ali'nin oğlunda ta o dönemde de uyuyor. Evet. O da öyle yeşil gözlü, evet. Alnında kaş çatma çizgisi var. Sırtında ben var, aynısı. Evet. Hatta diyor kesin sensin falan diyorlar. Oyna dedi. Abdülkadir Geylani'den o yüzden şüphelendiler. Abdülkadir Geylani ısrarla Mehdi'sin dediler. Çünkü omzunda nübüvvet mührü var. O da orta boylu. O da yani bu alametlerin büyük bölümünü taşıyor. Mesela sağ bacağında bir iz vardır diyor. Bir ben veyahut iz. Hakikaten benim sağ bacağımda kocaman bir ben var. Diz kapakları çıkık. O benim dikkatimi çekiyordu. Yani bu neden böyle acaba değil mi? Abi Mehdi'nin özelliği olarak geçiyor. Mesela seyit olması, ben seyit olduğumu sonra öğrendim. Evet. Yani amcam getirdiği şecereden şüphelendim. Çünkü sav sat diyor, açıklama yapmıyor.
sallallahu aleyhi ve sellem yazdım. Sa'a ve. Bak, sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra da bir sat harfi koymuş. Allah'ın emriyle seyit demek istedi. Evet. Açıklamadı diyor. Ama amcamın kızı seyit olduğumuzu bize süpahan söyledi diyor. Ama ben bunu şifreledim dedi diyor. Bu kadar yeter dedi diyor. Yani seyit olduğunu söylemiş. Seyit olduğunu söylemiş. Ama ben bunu bu kadarına bitireceğim demiş yani. Sonra o son dedemi Rusya'dan sorduğumuzda baktık seyitler listesinde. Yani iyi olmuş amcamın şeceri çıkartılması. Durduk yere şeceri çıkarttırmıştı. Herkese dağıttı. Bize de getirmişti. Oradan anladım. Burnu mesela ufak ve kalkıktır diyor. Ortası hafif bombelidir diyor burnu. Alnı hafif iç bükeydir diyor. Aynısı yani. Ama benim Mehdi oğlum yani iddiası ya hiçbir şekilde üzerime almıyor. Hiç. Yemin ettiniz. Yani yemin de etti, böyle bir şey yok. Ama %100 eminim çıkacağından. Çünkü seyitlerde bu oluyor. Bütün seyitler benziyor birbirlerine. Ben mesela görüyorum, soruyorum sen seyit misin diyorum. Seyit, evet seyit diyor. Kaç defa görmüştürsünüz? Hatta televizyonda da bakıyorum, bu seyit herhalde diyorum. Soruyorum, seyit çıkıyor. Bizim evimizin önüne birisi gelmişti, bir amca. Hocam sizden tanışmaya geldim dedi. Baktım, sen seyit misin dedim. Evet biz seyidiz dedi. Hemen anladım yüzünü. Çok benziyor bilmiyorum. Evet dinliyorum.